Merhaba arkadaşlar. Bugün ekşi maya yapıyorum. Unumu, içme suyunu ve kavanozumu hazırladım. Mayayı yapmaya başlamadan önce adettendir, güzel bir isim verilir. Eskiler dua ve dilek mahiyetinde isimler verirlermiş. Huzur, refah, mutluluk, tebessüm, şifa, bereket, umut gibi o ismi kullanırken çift manada kullanırlarmış. Hani böyle hem mayaya söylüyormuş hem de dua ediyormuş gibi kullandıkları için daha çok böyle isimler verilirmiş. Ben de şimdi mayama umut adını veriyorum ve Bismillah deyip başlıyorum. Önce 2 yemek kaşığı un koyuyorum kavanozuma. Üzerine de 2 yemek kaşığı su ekliyorum. Tahta kaşığının sapıyla karıştırıyorum. Kullandığım un beyaz un. Başlangıçta beyaz un kullanılabilir. Koyu kıvamda bir hamur elde etmeye çalışıyorum. Şöyle çok az daha su ekliyorum. Şöyle şu kıvam yeterli. Ağzını hava alacak şekilde kapatıyorum. Ve evimin en sıcak köşesine koyuyorum. Oda sıcaklığı maya için yeterli değil. Daha yüksek bir sıcaklık olması gerekiyor. Kaloriferin yanına, altına ya da üstüne şöyle bir havluyu birkaç kat katladıktan sonra onun üzerine yerleştirebilirsiniz. Şimdi Umut'u köşesine götürüyorum. Böylece Umut'la yolculuğumuz başlamış oluyor. Üzerinden tam 24 saat geçti. Bakın şöyle hamur kendini koyvermiş. Bu güçsüzleştiğinin artık un eklememiz gerektiğinin göstergesi. Yani beslememiz gerekiyor. Önce 2 yemek kaşığı su ekliyorum. Şöyle iyice bir karıştırayım. Şimdi 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Evet, yine şöyle kıvamlı bir hamur haline getirip ağzını kapatıyorum. Bugün mayamı kuralı tam 48 saat oldu. Şöyle açıyorum. Üstü kabuk bağlamış. Şöyle alttan baktığınızda nasıl kabarcıkların oluştuğunu görebilirsiniz. Şöyle kabuğu kaldırdığım zaman da bakın tel tel nasıl güzel gelişmiş. Şurasını şöyle gösterebilsem. Çok güzel baloncuklar oluşmuş. Artık mayam doğru yolda ilerliyor. Şimdi önce biraz su ekleyeceğim. Bugün un miktarını 3 kaşığa çıkarıyorum. Çünkü artık maya artıyor ve 2 kaşık un yetmeyebilir. O yüzden 3 yemek kaşığı su ekliyorum önce. Şimdi de 3 yemek kaşığı un ekliyorum. Yine böyle kıvamlı bir hamur haline getiriyorum. Bu şekilde devam ediyorum. 72 saat oldu. Yani 3 günde oldu. Bugün artık tam buğday unuyla besliyorum. Çok acıkmış, kendini koyuvermiş. Şimdi iyice karıştırıyorum. Önce içine 3 yemek kaşığı su ekliyorum. Ve 3 yemek kaşığı da tam buğday unu ekliyorum. Suyu az geldi. Şöyle
Birazcık daha su ekliyorum. Tekrar ağzını kapatıp yerine alıyorum. Bugün tam 4 gün oldu. 96 saat. Mayam iyice kabarmış. Önce içine 3 yemek kaşığı su ekliyorum. İyice karıştırıyorum. Şimdi de 3 yemek kaşığı yine tam buğday unu ekliyorum. Ama böyle dolu dolu. 3 kaşık. Ağzını kapatıyorum. Bu defa taşma riskine karşı altına bir tabak alıyorum. Çünkü artık zamanı geldi. Şimdi tekrar sıcak köşesine kaldırıyorum. Bugün mayamın 5. günü doldu. Üzerindeki peçeteyi çıkardım. Çünkü taşma riski bayağı artınca bakın kapağı deyip o şekilde söndü mayam. Artık iyice olgunlaştı. Bugün mayamın yarısını artık kullanacağım. Hiç ziyan etmedim. Kaşık ölçüsüyle yapınca maya ziyan olmuyor. Bu 5 günlük bir maya. Şöyle ortalama yarısını alıyorum. Ve kalanını 2 gün daha besleyeceğim. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı su ekliyorum. Kenarları da iyice sıyırıp o şekilde karıştırıyorum. Şimdi şöyle tepeli olacak şekilde 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Az gelirse biraz daha ekleyeceğim. Çünkü hamurun kıvamlı olması gerekiyor. Kapatmıyorum. Sadece kapağı böyle üzerine bırakıyorum. Ve tekrar sıcak köşesine alıyorum. Bu mayamda daha çok genç bir maya olduğu için bir iki kez besleyip öyle hamur yoğuracağım. Şimdi üzerine bir su bardağı tam buğday unu ekliyorum. Koyu kıvamlı bir hamur haline getirdim. Buradaki mayamın tamamen ağzını kapattım. Aynen hamur mayalar gibi. Mayalanınca, aktif hale gelince tekrar besleyeceğim. Onları da aşama aşama sizlere göstereceğim. Taze mayayla hazırladığım hamurum 2 katına çıkmış. Çok taze bir maya olduğu için hemen un koyup yoğurmuyorum. Bir kez daha un ekleyip yani mayayı bir kez daha besleyip ondan sonra normal ekmek hamuru haline getireceğim. Şimdi bir bardak tam buğday unu ekledim. Karıştırıyorum. Şimdi bunu tekrar bekleteceğim. İyice bir kabaracak. Ondan sonra un ekleyip ekmek hamuru haline getireceğim. İkinci kez beslediğim mayam tam 2 katına çıktı. Artık şimdi unlarını ekleyip normal ekmek hamuru yapacağım. Burada bir bardak tam buğday unu var. Bir bardak beyaz un. Burada da 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı. Normal ekmek hamuruna ne katıyorsak onları ekliyorum şimdi içine. Bir çay kaşığı kadar tuz ve üzerine belli bir kıvama gelinceye kadar su ekleyeceğim.
Şimdi üzerini kapatıp mayalanmaya bırakacağım artık. Artık mayam son aşamalara doğru geldi. Bakın. Şöyle. Artık iyice olgunlaşmaya doğru gidiyor. Şimdi önce iyice karıştıracağım. Önce 3 kaşık su ekliyorum. Suyu ekledim. İyice karıştırıyorum. Şimdi de 3 kaşık un ekliyorum. Mis gibi ekşi maya kokuyor. Tekrar tabağın içine oturtuyorum ve kapağını sıkmadan sadece şöyle üzerine bırakıyorum. Bugün tam 7 gün oldu. Mayamın artık son günü. Bakın yarısını alıp ekmek yaptım. Ağzına kadar taşacak gibi oldu ama az olduğu için taşmadı. Köpükler artık üstüne çıktı. Yanlardan da köpükler net bir şekilde belli oluyor. Görüyorsunuz. Şimdi bir de su testini yapıp artık mayayı saklayacağım. Görüyorsunuz. Suyun üzerinde kalıyorsa artık olmuş demektir. Şimdi mayamı iyice karıştırıyorum. Bakın su gibi akıcı hale gelmiş. Şimdi mayamın yarısını bu kaseye boşaltıyorum. Kalanını da şöyle bir küçük kavanozun içine alıyorum. Mayayı yapmak kadar mayayı muhafaza etmek de çok önemli. Ben defalarca yaptım ama yapma konusunda bir problem yaşamadım. Fakat muhafaza etme konusunda iradem dışında gelişen sebeplerden dolayı bir türlü uzun süreli bir maya saklayamadım. Tekrar tekrar yaptım ama bir türlü bunu besleyemedim. Haftada 3 gün diye biliyordum. Yok haftada 1 gün. Bu biraz insanları ürkütüyor, zor geliyor. Çünkü haftada 3 gün, haftada 1 gün düzenli ekmek yapanlar için bu bir problem değil. Ama böyle ayda yılda bir ekmek yapan için gerçekten bir külfet gibi. Sürekli dolapta onu işte çıkarıp beslemek, tekrar yerine koymak, yaşatmak bu büyük bir sıkıntı. Sonra öğrendim ki eskiler oluşturdukları mayanın bir kısmını kurutup en korunaklı yerleri olan çeyiz sandıklarında tutarlarmış. Tekrar tekrar aynı işlemleri yapmamak için. Çünkü kurutulmuş maya uykuya alınmış mayadır. Suyla temas ettiği an aktive olur ve tekrar kaldığınız yerden mayanıza devam edebilirsiniz. Bunu öğrendikten sonra artık maya yapmak ve saklamak benim için çok kolay oldu. Yani işimi kolaylaştırdı. Şimdi bu büyük kaseye ayırdım. Mayanın üzerine bir miktar un ekleyeceğim. Oldukça böyle katı bir hamur elde etmeye çalışacağım. Bu mayamı da tekrar ikiye bölüyorum. Şimdi şu büyük parçayı şöyle üçe bölüyorum. Böyle elimle yassı hale getiriyorum ki çabuk kurusun. Yağlı kağıdın üzerine koyuyorum. Daha çabuk kuruması için bu şekilde yassı hale getirdim. Salon masasının üzerine koyup kurutacağım bunu. Burada kalan bir parçayı da şöyle bir buzdolabı poşetin içine alıyorum. Ve derin dondurucuya atıyorum. Geriye kaldı bu mayam. Bu mayamın da üzerine biraz un ekliyorum. Ne kadar katı olursa dayanma süresi o kadar uzun olur.
Şöyle oldukça katı bir hamur oldu. Ağzını kapatıp buzdolabına alıyorum. Bu yaş mayayla kuru maya arasındaki fark nedir? Bu yaş maya dolapta bekledikçe işte bakıyoruz acıktığı zaman, yani acıkması böyle kendini koyvermişse, sulanmışsa o artık beslememiz gerektiği anlamına gelir. Üzerine un ekleyerek o mayamızı güçlendireceğiz. Eğer o hale geldiyse haftada bir, duruma göre 2 haftada bir ununu ekleyerek güçlendireceğiz. Bu mayamız bekledikçe yaş alıyor. 3 aylık oluyor, 5 aylık oluyor, 4 aylık, 1 yıllık. İşte o yüzden geçmişten 100 yıllık, 200 yıllık mayalar günümüze kadar gelmiş. Kuruttuğumuz mayanın ise şöyle bir dezavantajı var. O maya tamamen uykuya alındığı için yaş almıyor. Yani onu bir yerde durdurmuş oluyoruz. 7 günlükse 7 günlük olarak kalıyor. Avantajı ise bu mayamızı kaybettiğimiz zaman hemen onu devreye sokup aktif hale getirip kaldığımız yerden devam edebiliyoruz. Ben işte bu tür sıkıntıları yaşadığım için mutlaka kenarda kuruttuğum bir yaş mayam oluyor. Mayam ziyan olmasın diye o ayırdığım genç bebek mayadan bu güzel ekmeği yaptım. Kuruttuğum mayaları da böyle bir kavanoza koydum. Şöyle iyice kuruttum. Üzerine adını ve tarihini yazdım. İstanbul rutubetli bir iklime sahip olduğu için bez torbalara koymak doğru değil. Böyle kavanozda ağzı sıkıca kapalı olduğu zaman hiçbir şey olmaz. Bu da buzdolabına ayırdığım maya, daha güçlü, daha kuvvetli bir maya oldu. Şimdi tekrar buzdolabına alacağım. Tanıştırayım. Bu da Huzur. Önceki mayam. Bunları da böyle kuruttum. Ne olur ne olmaz diye. Şöyle bir kavanoza aldım. Küçük bir parça da derin dondurucuya attım. 2 yemek kaşığı un ile başladığım umut yolculuğumun sonunda böyle güzel bir sonuç elde ettim. İnşallah umut ile daha nice nice ekmekler yaparım. Umudum hep var olsun, hep canlı kalsın. İnşallah umudum hep var olur, canlı kalır ve daha güçlü olur. Böyle güzel mayaları herkes yapsın, herkes denesin isterim. Şimdiden yapmak ve denemek isteyen herkese kolay gelsin.